Herkese merhabalar bugün 7 Haziran ben Gökçe Çalışan. Evet oldukça yoğun bir gündeme biz bu hafta. Pazartesi Binance'e Salı'da Coinbase'e dava açıldı biliyorsunuz ki. Bugün de CZ'nin ABD'de bulunan diğer şirketlerindeki fonlara el koyulması konusunda bir adım atmış oldu SEC. Yani ortalık baya bir karışmış oldu. Ben de kısaca ne oldu bittiğini özetlemek istiyorum bugün içerisinde. Bir de meme tokenlar var. Onlarda da yükselişler gördük. Bunlar neler? Biraz da ondan bahsedeceğiz konuyla ilgili olarak. İlk olarak bu davalar SEC ve SEC'nin başkanı Gary Gensler tarafından açıldı. Aslında Gary Gensler geldiğinde biz çok sevinmiştik. Çünkü MIT'de blockchain ve bitcoin dersi veren bir isim, bir akademisyen. MIT dünyadaki top okullardan bir tanesi. Böyle bir ismin, konudan anlayan bir ismin geliyor olmasını çok pozitif okumuştuk. Ama bu süreç içerisinde aslında hiç de beklediğimiz gibi biri olmadığı açığa çıktı ki daha önce sorulduğunda kendisine hayatında hiç kripto para alıp satmadığını bir de söylemiş oldu ki şöyle birini düşünün MIT'de blockchain dersi veriyor bir profesör ve hiç kripto para alıp da anlattığı bu platformları hiç denememiş. Ya burada bize yalan söylüyor ya da eğitim kalitesi gerçekten çok düştü. Evet şimdi Yükselen tokenlara bakacak olursak totalde %560'lık bir yükseliş yaşadı. Gary Gensler temalı tokenlar. Detaylarına bakacak olursak Good Gensler isimli bir token var. Gensler isimli davanın açılmasının arkasından %260'lık bir yükseliş yaşayarak 3.2 milyon dolarlık bir piyasa değerlemesine Ulaştığı Pepe'den de 5 gün sonra çıkan bir proje. Diğer bir taraftan en fazla yükselen Gary Gensler temalı token'a baktığınızda küfürlü bir isme sahip. Şurada görüyorsunuz. E, kısaltmasını ve ticker'ını. Bu token'ın %560'ın üzerinde yükseldiğini gördük. Bu açılan davalar sonrasında. Ama burada hatırlatmak istediğim bir konu var. Evet böyle ralliler yaşanabiliyor dönem dönem ve dışında kalanların da üzüldüğünü görüyoruz ama aslında buralardaki yükselişi yakalayan kesim oldukça nadir bir kesim. Şimdi biliyorsunuz bu haftada güzel bir düşüş yaşadık. Her ne kadar büyük bir çoğunluğunu e, geri almış olsa da Yine de birçok altcoin'de kayıpları yerine koyamamış durumdayız. Pepe'ye baktığınızda Pepe en yüksek seviyesinden %70 aşağıda şu anda. Turbo'ya baktığınızda da o da %95 aşağıda bir fiyatlamaya sahip şu anda. Yani meme token alırken aslında arkasında hiçbir şey olmadığını unutmamakta fayda var. Diğer bir taraftan da bu gerginlik sürerken Coinbase'den de açıklamalar geldi. Yerden göğe kadar haklılar yaptıkları açıklamalarda ilk olarak Coinbase'in SEC tarafından 2021 yılında incelendiğini ve halka arz için onaylandığını söylüyor. Yani bize neden onay verdiniz diyorlar. Eğer ki biz böyle yasal olmayan bir iş yapıyorsak ki buna farklı bir çerçeveden baktığınız zaman yasal olmayan illegal şeyler yapan bir firma nasıl oluyor da halka arz ediliyor ve buna SEC izin veriyor. Madem bunların hepsi menkul kıymetli neden sen bu borsaya izin verdin? Yani burada akla mantığa yatmayan bir SEC tavrı var. Diğer bir taraftan biliyorsunuz ki SEC'nin tavrı, kripto para firmalarına karşı olan tavrı gelin kayıt olun e, şeklinde ancak gelip nasıl kayıt olacaklar bunu yapmakta pek mümkün değil çünkü herhangi bir kılavuz yok bununla ilgili nasıl yapılacağı yolu yordamını açıklamamış durumdalar ve Coinbase e, dün yayınladığı videoda geçen yıl boyunca yüzlerce kez SEC ile toplantı yaptıklarını açıkladı ve kendisinde listelenmek için iletişime geçen projelerin de %90'ını menkul kıymet olabileceği gerekçesiyle reddettiğini de söyledi. Şimdi e, hal böyleyken hiçbir şey belli değil ve e, bu durumda da. Coinbase'in de bir açıda dava vardı hatırlarsanız SEC'ye karşı çünkü suları çok bulandırıyor ve bir türlü önümüzü göremiyoruz diyerek. Şimdi mahkemeden ABD'deki mahkemeden SEC'ye bir haftalık bir süre verildiğini görüyoruz. Kripto paraların birli bir regülasyona oturtulması konusundaki dilekçeye yanıt vermesi için bir hafta veriyor. Oldukça makul Coinbase'in başvurusu sonucunda çünkü hiçbir bilgi vermeyerek sürekli sağa sola saldıran bir SEC ve bir geri gençleri var. Diğer bir taraftan da ekosisteme tabii ki de zarar veriyor bu tip olaylar. Büyük oyuncuların kaçmasına şahit oluyoruz. Evet dün sevindik. İşte iki tane en büyük borsaya arka arkaya dava açılıyor ABD tarafından. Fiyat başladı düşse de sonrasında toparlıyor yani eski seviyesine geliyor diye. Şu an evet altında olsa da kayıplarını bir süreliğine toparlamıştı Bitcoin'e baktığınız zaman. Ancak sadece bu iş fiyat işi değil. Bu iş sektördeki tarafların da işi. Kimi sektörden kaçırdığınız, kimi getirebildiğinizle alakalı. Ve şimdi baktığınızda kripto Trading şirketi Cumberland oldukça da büyük. Onun da çekimler yaptığını ve operasyonlarını birçok alanda da durdurduğunu görüyoruz. Bu da ne demek? Zaten şu anda baktığınızda borsalardaki limit defterleri, o emir tahtaları zaten zayıf ve volatiliteye oldukça müsait bir e, tahta yapısı var ve bu da zaten büyük piyasa yapıcıların bu şekilde e, büyük şirketlerin kaçmasına neden olan konu. Diğer bir taraftan piyasada piyasa yapıcı yoksa da eğer ki bir e, büyük oyuncu yüklü miktarda alım yapmak istiyorsa bu işte zorlaşıyor. Evet OTC dediğimiz tezgah üstü piyasalar var. Ancak eğer gidip de bir tahtadan, bir borsadan alım yapacaksa bu tahtayı çizmesine de neden olabiliyor. Çünkü fiyatı oynatmadan bunu yapamıyor. Volümler az olduğu dönemlerde bu yüzden de bizim için büyük oyuncular önemli. Bu şirkete de baktığınızda e, 20.000 koyun mevzlan ve 25 binde e, Binance'dan olmak üzere totalde 25 binlik bir Ether çekimi yaptığını görüyoruz. Ayrıca da AX'e SHIP, Compound, LINK ve CRV gibi tokenların da çekim işlemlerini yaptığını gördük. Bu da ekosisteme verilen zararı sadece fiyat boyutunda değil ama diğer boyutlarda da bize gösteriyor. Diğer bir taraftan Robinhood'dan da açıklama geldi. Robinhood'un da başı çok ağrımıştı. Hatırlarsanız bu boğa döneminde kripto para listelediğinde biz baya bir e, sevinmiştik. Fiyata da ciddi yansıdığını görmüştük. Şimdi baktığımızda davada da geçen kripto paraları incelemeye aldığını söylüyor. Yani burada bir delist gelebilir. Böyle bir şey olursa da fiyatta düşüş yaşamamız oldukça olası. Diğer bir taraftan dün de konuşmuştuk. 48 tane coin'in menkul kıymet olarak işaretlendiği bir süreç yaşıyoruz ama mesela baktığınızda Atom Binance'in tarafında varken o davada varken Coinbase'de yok ya da bunlar birbirlerini tutmuyorlar. Birinde Davaya konu ederken diğerinde neye etmiyorsun sorusu sorulduğu zaman aslında burada SEC'nin tembellik yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü baktığınızda Coinbase'in sitesine girdiğinizde açılan sayfadaki tradable e, trade edilebilir taraftaki coinleri seçip dava dosyasına eklemişler gibi görünüyor. Bu da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yani listede adı var ya da yok e, bu önemli değil her şey bir menkul kıymet olabilir SEC'nin gözünde ve buna artık neredeyse eter bile dahil Bitcoin harici her şeyde böyle bir risk taşıdığımızı söyleyebiliriz. Diğer bir taraftan da merkeziyetsiz olan projelerin Commodity yani emtia olması e, yönünde de bir ayrım olacağı benziyor önümüzdeki süreçte. Ama buradaki merkeziyetsizliğin tanımı onlar için ne olacak ve bunun ölçümünü nasıl yapacaklar? Bu da ayrı bir merak konusu şu anda. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.